hayal kurdum. Dedim ki arkadaşlarımla, şöyle birlikte kankalarımla güzel bir tatil yapacağız dedim. Ama ben meğersem eski dostum Nazlı'yla değil, Berke'yle tatildeymişim. Yani o zaman şöyle mi ilerleyecek bu tatil? Hmm. Yediğimizi, içtiğimizi, çıkardığımızı da mı mesela yazacağız? Aşkım şimdi çıktın tuvaletten. Neredeyse dedim ya. 5 saniye önce neredeyse dedim ya. Ya bak yemin ediyorum. Yok inanın, artık. Çok acayip bir işçilik var. İnanamazsın ya. Pürüzsüz. Ya bak bir şey diyeceğim sana. Normalde kokar falan ya. Ya çiçek gibi inanılmaz bir şey ya. Ben inanamadım yani. Çok güzel. Altın oran var diyorum sana ya. Pürüzsüz inanılmaz bir şey yani. Tabii sen bak yemin ederim gör bak gör. Kim yapmış bunu dersin yani. O şekil. Acayip bir şey. Sen ne anlatıyorsun paşa? Nereden geldin? Ha? Oradan buraya geldim. Ne anlatıyorsun telefonda? Bir saniye aşkım. Pürüzsüz olan ne? Tuvaletin mimarisini anlatıyorum. Siz hayırdır? Ne anladınız siz de? Ne anlattınız anne? Biz de... Ben vallahi neredeyse kusacaktım yazıyor Berke. Kesinlikle sana katılıyorum. Benim de midem kalktı. Berke! Vay manyaklar vay ya! Aşkım anlatıyorum zannetmişler burada. Bunu niye anlatayım kız arkadaşım? Pürüzsüz diyorsun. Tövbe ya Rabbim ya. Yok öyle bir şey. Tamam aşkım görüşürüz. Kapatıyorum ben. Azıcık arayacağım birazdan yine. Böyle betimliye betimliye. Oyunu buyunu şuyunu kuyunu her şeyini bitireceksin tatili değil mi? Betimlemelerinle. Bravo paşam. Yetmiş ya Allah Allah. Kız orada yapayalnız yani. Ne yapacaktım? Nerede yapayalnız? Merak ediyor kız. Ben gelmişim burada tatili merak ediyor kızlar. Paşacığım aylar önce planladık ya bu tatili. Daha 5 dakika oldu ya buraya geleli. Bu insanlar koca koca insanlar değil mi? Kankalarımızla tatile çıktık deyince bunu anlamayacaklar mı? Nedir bu telaş? Hani? Hani ne oldu bizim sevgilisiz tatilimize? Ha? Doğru söylüyorsun. Bak zaten bana uyar. Ha? Bana da uyar diyor Berke. O kadar iyi biliyorum ki ne yapacağım. Başka yapacak bir şey yok arkadaşlar. Koş telefonu şuna. Ver Berke'yi. Ya hayır ya. Bay bay Berke. Aşkım. Bu içeceğiz bulutlara kilit yapacağım. Sus. Bu nedir ya? Bu nedir diye ne kadar sen kendi haline bak. Otur ne kadar. Ben onu aa falan demiyorum ya. Berke. Hayır Nazlı. Geçer misin yerine? Hayır. Yok Berke. Yok. Yasak. Ya benim de telefonu ver istiyorsan bak. Yok Berke. Ay şu güzelliğe bakın ya. Şşş, duymayacağım sesini. Ay şu güzelliğe bakın ya. Nasıl deniz, güneş, ağaçlar. Nasıl? Ne kadar güzel ya. Of güzel de esiyor değil mi? Tadını çıkaralım hadi. Bana bak. Yani benim ya. Var ya yemin ediyorum var ya bak burnumdan getirecek. Bari üstüne oturma çalınca anlamayız. Elleme. Gel. Bu nedir artık ya? Bu ne tadını ya? Tadını çıkarın denizin. Hadi ama. Hadi bakın arkadaşlar. Şu güzel tatil için ne kadar çok emek verdik. Burcu'yu görüyor musunuz? Bakın geldiğimizden beri ne sevgili dedi, ne telefon dedi. Böyle de özel bir insandır. Böyle de muhteşem bir insandır. Evet. Ben hoşlanmıyorum öyle. Ne öyle 10 dakikada bir telefona mesaj ne yaptın, ne ettin yok. Bak ne hale geldik. Hoşlanmıyorum ben öyle. Gerçekten öyle yapıyor değil mi? Evet. Haklısın. Burcu. Gerçekten sana hayran kaldım arkadaşım. Şimdi neden Burcu böyle yapıyor biliyor musun? Ne yapmaya çalışıyor? Sevgilisini ve telefonunu yanına almıyor. Çünkü onun kendine ait bir özel hayatı var. Senin dilinden de anlat biraz daha. Bravo Burcu. Benim akıllı gözlüğüm var. Tabii. Ne? Evet. Biz ne öyle demek? 10 dakikada bir böyle bir mesajlaşmamak için teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Akıllı gözlük kullanıyorum ben. Bir saniye nedir yani bu? Şimdi şu anda ben geldiğimden beri canlı yayındayım. Sevgili benle. Tabii şurada bir kamera var. Hepinizi her şeyi görüyor. Şurada da bir mikrofon var. Zaten ne konuştuklarımızı da duyuyor. Abi süpermiş. İnanılmaz bir şey. Burcucuğum. Biz aynı odaya yerleştik. Hı. Ya. Evet. Ben komple çıkardım ya. Neyi çıkardın ya? Üstümü neyi çıkartacağım canım? Yok canım İbrahim öyle şey hayatta bakmam. Dur bak. İbrahim. Sen Yeter'in tintinlerini gördün mü? Tintin ne ya? Hayır diyor görmedim diyor. O
sırada maç izliyordum diyor. Öyle mi? Hı-hı. O sırada olduğunu nereden biliyor? Nereden biliyorsun o sırada? Arkadaşı söylüyor. Arkadaş. Bütün arkadaşları maç izlerken bir yandan da beni izlemiş. İnanamıyorum. Belki zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılırım.